Arabayı nasıl aldın? Nasıl ettin? Bastın mı? Tamam, sıkıntı. Arabayı ne zaman aldın? Neden aldın? Arabayı neden aldım? İyi de dur, daha başlamadık da. Dur ya. Neden aldım ya? Oğlum daha başlamadık. Dur, sakin ol ya. Hemen ya, ne kadar kameraları şey bir adamsın. Ne kadar hemen kamerayı görünce konuşmak istiyorsun ya. Adam YouTuber olacak ya. Evet, 3, 2. Murat abi ne diyor bu ya? Ya bir saniye dur ya. 3, 2, 1 kayıt. 3, 2, 1 kayıt dedim Murat abi. Bir sus lütfen. Evet, 3, 2, 1 kayıt. Arkadaşlar, herkese merhabalar. Volkan Manav. Ben bugün yanımda yine kuru fasulye. Kurucu burada. Yaşlandı artık. Evet, kuru fasulyeciden hatırladınız. Ali var yanında. Ve Ali'nin oğlu. Belki inanmayacaksınız ama. Evet, Ali'nin oğlu Furkan kardeşim var. Evet. Furkan askerden geldi. Hoş geldin kardeşim öncelikle. Hoş bulduk abi. Nasıldı askerlik? İyi abi. Güzeldi. Çok güzel. Vatan hizmetini yaptın. Şimdi seninle niye bugün buradayız? Niye bugün buradayız? Çünkü böyle bir araba aldın. Evet. Ya aslında senin iki tane aracın var. Evet. Bir Hyundai var. Geçtiğimiz zaten şeyde, kuru fasulyeciye gittik. Evet, tekerlen birini boşta bıraktım. Bir o var. Bir de şu anda Clio'su var bir tane. Clio, evet. Neydi o? Dizel. Evet. Bir tane dizel Clio'su var. Ama bir de böyle bir şey var. Evet. Ya bir de ailenize böyle bir şey aldınız. Bunu niye aldık? Niye aldın gerçekten? Oğlum çok meraklı yani, böyle Tofaş işinde. Bunu, Yeşil Doğan'ı vardı bundan önce. Onu sattık, askere gittiğinde oğlum. Dedik ondan sonra bir tane başka bir araç alayım dedim ben ona. Yok dedi, illa Doğan istiyorum ben dedi. Az aldık. Önce de ben zaten şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yanlışlıkla Şahin dedim. Hani dilime eşek arası soksun. Diyor ki Furkan, abi o Doğan diyor. Ya aslında şöyle bir şey var yani. Şimdi Furkan'cığım, hani bu Doğan kullananlarda, hani bu seninki gibi araba kullananlarda böyle bir imaj var, tamam mı? Yani gerçekten de hani bu adamlar serseri gözüyle bakılıyor. Şimdi ben tabii çok iyi tanıdığım için Furkan'ı, öyle bir durumu kesinlikle ama kesinlikle yok. Neden yapışmış abim sizin üstünüze bu olay? Abi. Ne diyorsun? Arabalar yolu gördü, bize kaçıyor zaten. O neden abi? Şimdi kaza gibi, hani Allah korusun, öyle bir Allah şey korusun olduğunda araba diyorlar ortada ikiye bölünüyor. Oluyor abi. Ama yani bölünebilir. Allah yapımı değil yani, kul yapımı sonuçta. Ama bölünebilir mi? Bölünebiliyor abi, bölünüyor yani. O da neden? Yaşına göre şasisinin işte çürüklüğünden şey. Kaç model bu araba? 94 abi. 94 model ama işte 94 model gibi durmuyor. Peki bir şey soracağım sana. Bu arabayı kaç aldın sen? Bu arabayı ben 13 liraya aldım ama buna ben yaklaşık bir 7000 TL gibi daha masraf ettim yani. Masraf ettin 7000 lira yani. Yani arabanın yarısı kadar masraf ettin araba. Aynen. Aslında bu şimdi hani belki işte 13.000, 7.000 belki şeye yani girebilir ama değil yani. Mesela atıyorum 80.000 liralık bir araba alsan, mesela buna 40.000 liralık masraf yapmazsın. Yani aslında öyle bir şey yani. Zaten bu tip araçlarda yani verdiğin para gözetilmiyor. Değil mi? Ya çünkü bir hobi bu yani. Bir de oğlum mutlu olacaksa ben 17.000 lira vermeden tabii, razıyım. Tabii tabii, aynen yani. Öyle. Tabii. Hepimizin yani, evladı için öyle. Öyle yani. Peki şunu soracağım yani, mesela şimdi sen buna 7.000 harcadın. Evet. Peki bir 7.000 daha harcanır mı buna? Ya sen iste daha 17.000 harcanır. Harcanır değil mi? Tabii canım. Yani sen yapacağım diye tek. Sınırı yok yani bu işin. Gerçekten. Peki Furkan'cığım, bu işin sınırı var mı? Gerçekten yok hani, abi. Ya bu hani tamam, bu araba oldu. Sen kendi psikolojinde bunu der misin yani? Evet ya, ben şu arabaya şunu yaparsam bu araba tamam. Artık bundan sonra yok, olur. Yok abi. Yok öyle bir şey yok. Ben Yeşil'e de mesela, biz Yeşil'i alırken 14 liraya aldık. Bize 26 liraya geldi. Ama 17.5'a yine sattık. Hani o işi şeyi yok abi. Yaparsın, yaptın da karşılayamıyorsun. Yaptığın şeyin, emeğinin şeyini de alamıyorsun. Bu paran çok önemli değil, emeğin önemli. Emeğin önemli. Peki bir de bir ekosistemi var değil mi bunun? Yani böyle bir işte arkadaşlar, dostlar böyle. Biz toplamak için abi. Amacımız yani yani arkadaşlarımızla sohbetimiz, muhabbetimiz için. Hani onun için bizim arabanın. Biga grubu var mesela. Garaj Biga. Garaj Biga. Evet. Garaj Biga'da bunlar yaklaşık bir 30 herhalde. 30-35 civarı. 40 evet. 40'a kadar dayanıyor. Civar yerlerden de geliyor. Çam'dan, Lapseki'den, Nezine'den, Bayramış'tan. Yani oradan da top. Şahin'i olan. Özür dilerim. Şahin Doğan değil. Doğan, yani bizim, Kartal gibi. Öyle mi? Yeni model lüks arabalar geliyor. Clio bilmem ne falan filan. Yani bizim için fark etmiyor. Bizim yani, amacımız topluluk, dostluk. Tabii şey ne, hani o sosyal gruba katılmak için tabii ki şey değil ama bir sürü aynen. Şey var. Ne o Şahin, aynen, aynen. Doğan aynen kullanan abi. İnsan var yani. Aynen orada. Abi. Aynen. Peki yani genelimiz o. Yani biz grubu o şekilde açtık. Çok şu hani Biga'da çok vardı. Bizim buralarda çok vardı bunlardan. Hı hı. Biz o yüzden açtık. Dedik hani böyle böyle bir şeyimiz olsun. Facebook grubu değil mi bu? İki Facebook, Instagram işte abi. Bizim abi. Burada kendi pazarlarda falan toplanıyoruz. Polisler öyle soruyoruz, memurlar onlardan izin alıyoruz. İzin veriyorlar. Çok belediyeye güzel. Bak gidiyoruz. Mesela bak olay aslında bak bu. Yani hani bunu evet. Şey olarak görüyor hani birçok insan. Yani böyle hani bunlar serseri toplanıyorlar evet. Falan. Oysa ki adam mesela diyor ki abi biz polise soruyoruz. Hani burada şimdi, toplanabilir miyiz diye toplanıyorlar yani. Şunu diyeceğim. Yani serseri bir ev baba evladına serserilik yapsın diye bu kadar masraf eder mi? Eder abi? Mi yani? Etmez abi. Etmez. Şimdi ha, var mı? Var.
Ya o bir gerçek yani. Şimdi ben de görüyorum. Ben kınıyorum bazılarını. Mesela biz bir Bursa toplantısına da gittik. Adam koskoca mesela organize sanayini bölmüş yolu. Mesela acayip acayip şeyler yapılıyor. Evet. Yani orada arabayı kaçırabilirsin. O insanın üzerine girebilirsin. Ama güzel bir toplantı şeyinde olduğu zaman bu bence çok keyifli bir şey. Değil ben bile keyif alıyorum aynen, yani bu işten. Aynen. Yani kimse serserilik yapsın diye bu aracı altına verip de ne var? Trafik çok fazla sıkıyor. Yani sonuçta bu modifiye gerçekten ne bileyim bir şey hobidir ya. Yani bu trafiğin bu kadar sıkması da insanları rahatsız ediyor. Yani ne bileyim. Şimdi mesela gel bu arabada hiçbir şey de olmasa polis geliyor bir bakıyor şöyle. Tamam nereye ne yazayım? Yani zaten bir sürü yazılacak şey var yani. Peki bunun. Bir şey soracağım abi. Bu hani bu jantlar falan filan hakikaten yani olay yani bunlar. Tabii canım yani ya yakışanı takmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi yani bu işin sınırı yok. Yok yani bugün bundan hoşuna gidiyor. Yarın bu jantı söküyorsun abi gidiyorsun bir 4000 lira 5000 lira daha veriyorsun. Başka jant takıyorsun abi. Yani 3 tane 3 takım jant var yani, bunlara. Yani bununla beraber hardcore var, 5 kol var, bir de şey var işte. 3 tane jantım var bununla, bu arabaya. Evet. Yani peki onları mesela hani kafana göre mi ya, ulan hava güzel bugün lan jantları mı değiştirelim falan. O bir şey değil zaten sanayide bütün sanayi zaten tanıdık. Arabayla falan çok tanıyorlar. Canım abi adam kazak değiştirir gibi arabanın jantını değiştireyim diye. Tabii canım öyle, bugün öyle yarın öyle. Öyle. Fark etmiyor sonuçta 12 tane bir jant tutuyor. Söküyorum değiştiriyorum. Çok iyi ya gerçekten. Ya peki şimdi ben sana şunu soracağım abi. Hani bu arabayı mesela bu kadar yapmışsın. Hani hakikaten araba yani şu an mesela bu... Ya bakıyorum sıfır gibi araba. Evet. Yani şeyi falan kaportası falan yani. Buna aynen. Mesela daha ne yapmayı düşünüyorsun? Ya ben bana göre tamam ama Furkan'a göre tamam değil daha bu araba. Ne yapacaksın yani? Furkan bu arabaya da? Aslında abi şey daha var daha ben farları falan sarı. Farları sarı. Farları sarı yani onu biraz da arabanın rengine göre şimdi iyicene buz beyazı yaptığım zaman arabanın rengi bulut beyazı ya. Hı-hı. Buz beyazı yaptığım zaman ayırıyor rengi yani ayırıyor derken şey oluyor hani. Arabanın kendisi krem kalıyor ama farlar beyaz oluyor. Bu kadarıyla işte dediğin gibi hani aynen öyle yani bu sürekli olarak böyle bir ulan şunun şurasını da değiştireyim burasını da değiştireyim. Bunun şeyleri falan otomatik değil değil mi? Aynaları abi almadım. Bunları boyattım ama M3 alacağım. Katlanır alacağım. Katlanır aynaları var yani. Aynen. Kapıları kilitlediğin zaman kendisi otomatik çeviriyor kapanacak. Yani kapatıyor. Peki bir şey soracağım. Bunlara böyle şey falan yapıyorlar. Kapılarını böyle yukarı doğru falan açılıyor bunların. Ya tabii bu ama onlar... işini gerektiriyor. Değil mi? Abi bir de yani bunu... Şasiye de bozman gerekiyor. Şasiye bunlar da şasiye bozuluyor. Şaseyi bozacaksın yani. Şase oh, bayağı bir iş abi. Ya zaten bunların yani tofaşı bilen bilir. Ya. Yani bunun ön direklerine falan oynama pek gelmez bu gelmez, yani zaten gelmez. Şase diye bir şey yok yani bu arabalarda. Yani bunu herkes biliyor abi. Yani bunu bak gerçek söylüyorum. Benim evladım bununla gezdiği zaman hep böyle içimde ıh diye. Bak mesela iki tane kapının önünde araba var. Çocuk gidiyor bunu istiyor. Ben askerken de mesela her gün beni arıyor Doğan'ı soruyor. Ya araba aldım sana yeni diyorum. Clio 4 aldım. Yok adam Doğan diyor başka bir şey demiyor arkadaş. Ne yapacaksın şimdi yani? Ya yapılıyor mu? Yapılıyor abi. Çok şeyler yapıyor ama abartısı da çok iyi değil yani. Yani çünkü can güvenliğin kalmıyor. Yani şu mi? Araçta bile şu an can güvenliğin yok ki. Ya yok değil mi yani? Yani hani... şu arabada duramazsın arkadaş. Aynen. Yani bir yerde ben duracağım da duramazsın. Zaten yani. Çünkü bu şey yani hani iyice böyle öne doğru da bir araba. Yani. Frenlere bastığın zaman arka taraf neredeyse hemen hiç arka taraftaki o fren tutmaz yani bunlarda. Tutmuyor zaten. Ki gerçekten yani şu arabayı yolda durdurmak çok zor. Değil mi? Çok zor. Yani bunda fren mesafesi ayarlamak çok zor. Ama yani bunda hız falan yapmıyorsun anladığım kadarıyla. Yok. Tın 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 yani. Dolaşmaya bu. Aynen öyle. Aynen. Şimdi zaten yürüyemem yani toplantılara abi. Toplantılara gitmek. İşte yürüyemem. Orada güzel görünmek. İşte yani orada dediğim gibi bir hobi işi bu. Yani bunda sürat yapacak bir araç değil yok, bu. Değil. Turu yok. Sürat yapacaksan alacaksın senin gibi bölmüyor, bir mini kıpır basacaksın gideceksin aga. Evet. Çamurluk lastikten. Lastikte çamurluk ben içinde olduğu için de turu yok. Turu yok. Geçerek bir tur oluyor. O da zaten. Ya bu aslında şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Yani şimdi birçok insan hani bu kardeşlerimizi hani eleştiriyor. İşte trafikte görüyor. İşte serseri diyor falan oh. Filan şudur budur ama aslında bu neyle alakalı biliyor musun? Çünkü senin söylemenle alakalı söylüyorum. Ya bu oyun fuarları falan filan vardır. Mesela o oyun fuarlarına hani insanlar böyle kostümleriyle falan giderler tamam mı? Evet. Ya orada hani en iyi kostümü giymeyle ilgili ya da tabii. İşte öyle bir şey aslında bu. Hani bir kesinlikle kostüm giydirip yani. Bu arabaya oradaki o sosyal medyayı aslında tamamlamayla alakalı bir şey. Arabayı şöyle biraz yine sağını solunu da biraz çekelim. Hakikaten. Çekelim. Yani bence güzel. Hatta şey yapabilirsek şurada arkada dönebilir de. Evet yani, evet. Yani sonuçta orada, burası trafiğe kapalı bir alan. Yani. Evet orada, trafiğe kapalı bir alan. Yapabilir. Evet. Daha denedim mi bilmiyorum hiç. Bunda dönmedi herhalde hiç. Yeşile yani, çok dönüyordu yeşile da. Yeşile dönüyordu da. Neyse bunu da en azından deneriz yani, şu anda. Denemiş yani. Oluruz en evet, azından. Evet. Bence sen de değil eski çünkü yancılardan. Yok sen ben de... yapamıyorum arkadaşlar. Ben yapamıyorum. Biz en son kayınçomla beraber yaptık. Yaktık lastikleri acı bıraktık oldu. Thank you.
Ya bu var ya bu bak arkadaşlar bak bu var ya bak bu var ya bu Şahinci'nin var ya babasıdır bak size. Buna hiç bakmayın. Bak ben bir şey anlatacağım. Anlat. Şimdi bu adam bir gün içeriden takım çantasını aldı. Kartalı vardı o zaman. Evet. Kartalı yani diferansiyeline kadar söktü. Bak, komple indirmiştin ne oluyor? Ya hani adamlar çünkü hani bir de öyle de bir merak var yani şey evet. Gibi de değil sadece hani böyle alıp arabayı kullanma falan filan değil. Adam hani diferansiyeline kadar söktü arabayı. Dedim ya aynen. Ne yapıyorsun? Ya dedi bir yerden dedi ses geliyor dedi. Evet. Bu odaydım abi çözüm. Doğru söylüyorum abi. Şurada hatta şurada. Evet evet aynen ama yaptı gitti adam yani dediğim gibi evet. Hani zaten adamın ustalığı zaten başka bir seviyede onu bir şey söylemiyorum ama hani bu adamlar ayrıca hani arabalarına böyle de meraklı. Yani ya adam diyor zaten ki bak, ses geliyor diyor. Yani şimdi bir de şöyle bir şey diyeceğim. Yani zaten yani biraz arabadan anlamıyorsan yani elinden bir şey gelmiyorsa bu iş yapmak yapamazsın, çok zor. Evet, yapamazsın. Çok zor abi niye yani her şeye para vererek yapmaya kalktın bu işin üstesinden gelemezsin. Abi. Ondan zevk almasın zaten. Aynen. Çünkü her şeye para yatır. Abi bir şeyden anlayacaksın ya ne bileyim bir kapısını bir jantını bir evet. Amortisörünü kendin değiştirebilmek zorundasın. Bir ya bana gelmez yani bu araba. Ya sana da gelir ama dediğim gibi sen para gücünle yaparsın bu adam zevkine yapar aynen. Abi. Şimdi zevk aynen. Alamazsın sana sen o işten. Sana şey söyleyeyim Volkan abi. Söyle ben kardeşim. Kaportadayken kendim şeydim o an askerdeydim. Geldikten sonra mesela diğer arabadan da örnek vereyim. Ben pasajıyla yapılacağı zaman Suzun parası yapıyoruz ilk önce. Cizden alsın diye. Ben Suzun parasını kendim yapıyorum. Mesela araba ilk geldiğimde babam orijinal topladığında kalkıktı araba. Gittim sıfır amasörleri vardı. Gittik onları kestirdik tornada. Yani çok zahmetli işi. Yayını kesiyoruz. Evet. Amasörünü kısaltıyoruz. Tornada mile diş açtırtıyoruz. İşte onu takıyoruz falan. Neyse onları hepsini kendim yaptım. Tornacıya verdim. Ondan sonra kendim değiştirdim. Jantları zaten kendim değiştiriyorum. Elektrik ufak tefek problem, ayak altı ledleri işte ne bileyim gösterge olsun, gösterge panel, emniyet kemer ışığı. Hani bunlar da genellikle çoğu yanıyor. Çoğu çalışıyor. Kablosu mesela şey oluyor. Kendi elimizden geldiği için kablosunu çekiyorum evet. Yanından. Hani onu da faal ediyorum. Mesela yani ben bu ayrıca bir şey yani böyle kendinin yaptığı tabii. Yani bir zaman geçireceğin hakikaten aynen. Bir hobi haline gelmiş. Şimdi benim neyi hoşuma gidiyor? Şimdiki gençlere bakıyorsun abi. Hani tabiri caizse benim oğlum alkol almaz. Evet. Ben keyif alıyorum. Neden? Çünkü biliyorum o neyle uğraştığını o anda. Evet. Yani gidip bir alkol alsa veya başka kötü bir alışkanlığı olacağını. Abi bununla oynasın bunu ya. Oynasın aynen. Oynasın abi. Ben parını mı değiştireyim? Elimden ne geliyorsa yapmaya zaten ama gerçekten razıyım yani. Yeter ki böyle şeylerden keyif alsınlar abi. Yani ben alkolmüş ne bileyim uyuşturucum bilmiyorum ben. O yüzden ben gerçekten mutluyum. Yani. Bu araçlarda en büyük sıkıntı abartı egzoz koyuyorlar. Evet. Benimki bak, orijinal abi. Orijinal mi? Çekeriz, orijinaldir. Diğer aracında da aynı. Orijinal egzozu kendim vardır. Çekerim, hatta abi. Bu aracı aldığımda ben Konya denilen bir egzoz vardı üzerinde. O da tatlı bir sesi var aslında. Ona rağmen onu bile çıkarttı. Hı-hı. Kendisi dedi baba onu sök at. Orijinal egzozunu taktıralım. Orijinal egzozunu taktırdık. İşte bunlar insanlara rahatsız edici. Bak. Çevreye yani, zarar vermeyen aynen. İşler. Ha mesela benim oğlum şu an tesisatı komple yedi zaten. Şu an tesisat yok bu arabanın üzerinde. O da gelecek tesisat, değil mi? Tabii o da konacak daha araca. O tesisat abartmayayım ama yine bir 8-10 bin liranın üzerindedir yani araçtaki tesisat. Mesela ben şu an onu koymadı. Çünkü ona gerek görmüyor. Onu mesela nerede kullanıyor Furkan? Buradan çıktın atıyorum düğün işte. Düğünler falan gitti. Düğüncüler. Lapseki'ye, Çan'a işte ne bileyim Edremit tarafına gittiklerinde topluluk girdiğinde orada mesela ses desibel yarışlarına falan katılarak şey yapıyor. Ben de mesela kendi oğlum diye demiyorum. Ben bir sefer daha kalkıp da rahatsız edici bir müzik dinledim. Duymadım yani. Evet. Yani şunu söyleyeceğim ben aslında bu videonun biraz amacı da aslında bu. Yani bu hani arkadaşlara, bu sokakta gördüğünüz bu şahincilere falan filan hepsi serseri falan değil bu insanlar. Değil, hepsi düzgün 10 numara çocuklar yani. Furkan'a ben şeyim ne o kefilim. 10 numara bir çocuktur. Asla böyle bir şey değil. Aslında söylediğin şey de çok güzel. Yani bu tarz bir araba kullandığım için ben aslında hızlı gidemiyorum abi diyor. Tabii. Bu da çok güzel bir şey. Gidemiyor. Benim en azından bu videoda hem insanların belki bir noktada algısını kırabilmek için bu videoyu çektim. Furkan sana çok teşekkür ederim kardeşim. Biz sana teşekkür ederiz. Yani gerçekten insanları aydınlatmak da çünkü insanlar gerçekten böyle öcü gibi bakıyorlar Tofaşçılar. Yani Tofaşçılar evet. İşte pislik insanlar işte her türlü insanların önüne kırarlar çıkarlar işte rahatsız ederler. Değil abi herkes öyle değil yani. Evet, değil yani. Gerçekten değil. Gerçekten hani herkese aynı kefeye koymamak gerekiyor. Neyse yani dediğim gibi bu muhabbet uzar gider. Aynen. Yani çok güzel bir iş yapıyorsun bence. Dediğim gibi şey değil. Yani ben seni çok iyi tanıdığım için bunu destekliyorum açıkçası. Ama evet. Mutlaka insanların içine mutlaka değişik şekiller davranan insanlar vardır ama ben diyorum ki hani herkes öyle değil. Değil abi. Tekrar o zaman yeni videolar görüşürüz Furkancığım. Sağ olun. Tamam, seninle mutlaka yeni yeni videolar bir çekeceğiz. Akşam, bir akşam zaten ben özellikle senden onu istiyorum. Grubu toplayalım. Pazar yerinde orada diğer arkadaşlar da bir görün. Tabii.
Yani onun da sözünü buradan verelim. Aynen, yani aynen. Merak edenler olur. Yani nasıl bir grup, nasıl bir topluluk, nasıl bir saygı çerçevesinde bir toplantı oluyor, nasıl bir sohbet oluyor. Aynen. Herkes doğal haliyle, yani bizim zaten reklama ihtiyacımız yok. Doğal haliyle arkadaş gelsin, görün, siz de katılın. Ya bak yani insanlar da görsün. Keyif budur abi. Evet. Böyle olmalı yani. İnşallah akşam da çekeriz. Teşekkür İnşallah. Ettim ben sana. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Yeni videolarda mutlaka. İnşallah. Abi adam yani adam kamerayı görünce adam açılıyor ya. Aynen adam, ya. İçindeki adamın şey fenomeni çıkarttık ortaya. Aynen ya vallahi arkadaşlar. Beni sizler böyle yaptınız. Yeni videolar görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Hadi bay bay. Bay bay.